Seninki de amma arada ha zır 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 kafam şişti. Çaresi var. Aa görüyor musun? Tüh şarjım bitti. Hadi afiyet olsun. Aa pardon. Pardon. Ağzını açmayı unuttum. Bak açacağım ama bağırmak yok tamam mı? Akşam yemeğimizi yiyelim güzel güzel. Tamam mı? Mantarlısını sana ayırdım. Sucuklusunu da ben yerim diye düşündüm. Al. Paşa gönlüm bilir. Adın ne senin? Sen ne istiyorsan o. Ömer Aliş. Toygun'u yar bana bak. Bak Toygun. Benim bir oğlum var. Ve şu anda evde benden haber alamadığı için. Çok merak etmiştir. Telefonumu da kapattın. Senin çocuğun var mı? Yok. Ama düşünüyoruz değil mi karıcığım? Bugün biz seni polise şikayet ettik. Ağız tadıyla bir yemek yedirmedin ha. Zaten zam gelmiş. Yok sana pizza mizza yok. Sana pizza mizza yok. Aha simit. Aha küflü simit. Al simit ye. Kimin parfümüydü o? Çöpe attığını mı soruyorsun? Ben çöpe atmadım. Çok da beğenmiştim aslında. Ama işte üstündeki notu görünce yazdığın... Annemin. Beni terk edip giden annemin. Ben çok kötü bir çocukluk geçirdim. Polise nasıl bilgi verdin? Yasemin kokusundan hoşlanan esmer bir adam mı dedin? Beş dakikaya kapıyı kırarlar emin ol. Alemsin Gamze ya. Bence sen beyaz kadarısın. Yanılıyor muyum? Yanılmıyorsun. O zaman birlikte geleceğe. Olur böyle zor oluyor. Ellerini açayım. Kafamını kırmazsın değil mi? Hem bunlar kristal çok pahalı. Bir de takımı bozarsam annem çok kızar biliyor musun? Gamze Hanım, siz böyle alalım. Annem annem deyip durdun. Bu ev onun mu? Polis olsana sen. İyi kariyer yaparsın ha. Bak. Uslu duracaksan vereceğim. Tamam söz. Neden ben? Esas ben sana sorayım. Neden ben? Anlamadım. Bir süredir seni takip ediyorum. Herkese karşı çok güler yüzlü, çok naziksin. İki kişi hariç. Biri ben, diğeri de eski kocam. Hadi onu anladık, o seni üzmüş. Benim suçum neydi de o kadar kötü davrandın bana? Ben seni tanımıyorum bile Toygun. Ne kötü davranması. O zaman neden bana sapık muamelesi yaptın? Ben sadece sizi beğenmiştim. Siz de beğenilmek için yanıp tutuşan kadınlarsınız. Sen de o vicdanda. Nasıl yani? Öyle olmasa böyle davetkar giyinir misiniz? Görülmek, ilgi çekmek istediniz. İşte sonunda da başardın. İşte buradasın. İmdat! Yardım edin! Yardım edin! İmdat! İmdat!
Emrah! Sakın yaklaşma, kendime ateş atarım. Senin için ölürüm demek mi bu, ha? Yaklaşma dedim! Bırak! Kendim giderim ben. Özür dilemeyecek misin? Bak, her yer kan oldu senin yüzünden. Kristal takımı da bozdun. Hı? Hı? Özür dilerim. Seni kırdığım için, seni kovduğum için, önyargılı davrandığım için çok özür dilerim. Seni kim daha önce üzdüyse, o kişi ben değilim. Belli ki senin kalbin çok kırılmış. Belli. Ama bunun sebebi ben değilim. Kırıldı. Evet. Sen de üstüne tüy diktin. Özür dilerim. Ne yapacaksın peki? Öldürecek misin beni? İstediğim bunu sıkmam. Böyle kokmam. İstemiyor musun? O kadar mı kötü? Ölüme razı olacak kadar mı kötü, ha? Onda daha iyi duruyordu. Kimde? Karımda. Sonra sıkıldı aynı kokmaktan. Başka kokuların peşine düştü. Başkalarına koklatmak için. Sonunda da belasını buldu. Ne yaptın ona? Ömer, abi bak gözünü seveyim, birazcık sakin ol. Herkes seferber oldu. Arıyorlar. Bütün sokak mobeselerine tek tek bakıyorlar. Her an yakalanabilir kardeşim. Yok Hakan, ben böyle elim kolum bağlı falan duramam. Sadık abi, benim bir şey yapmam lazım. Bak ben böyle elim kolum bağlı duramam. Ya güzel kardeşim, Allah aşkına biraz sakin ol Ömer ya. Bu panikle hiçbir şey yapamazsın güzel kardeşim. Polisten gelecek, habere göre hareket etmemiz lazım. Lütfen, ya Allah'ın adını verdim. Bir sakin ol biraderim ya. Ya Gamze bu manyağın elinde Sadık abi. Öldü mü kaldı mı hiçbir şey bilmiyoruz. Her şeyi yapmış olabilir bu herif. Ya Nurhan abla bu durumda olsa sakin kalabilecek miydin? Ömer. Ömer. Tamam. Bak sen ne istiyorsan öyle yapalım. Tamam mı? Bu görüntülere tekrar bakmak ister misin? Bir şey buluruz. Gözümüzden bir şey kaçmıştır belki. Gel abi. Allah'ım ne olur sen bir şey olmasına izin verme. Yalvarırım seni onu koru Allah'ım. Yalvarırım seni onu koru. Yalvarırım Allah'ım. Çok korkmuştur Hakan. Belli etmiyordu bana. Etkilenmemiş gibi davranıyordu ama... ben biliyorum. Tedirgindi. Nasıl yalnız bıraktım ben onu ya? Nasıl razı oldum buna? Yapma oğlum. Kendini harap etmen Gamze'ye ne faydası var? Gamze olmadan ben yaşayamam Rahmi abi. Ölürüm. Hepsi benim yüzümden. Yalnız bırakmayacaktım onu. Dinlemeyecektim onu. Ona bir şey olursa ben... Hiçbir şey olmayacak evvelallah. Bulacağı o günü zaten.
Fatma da harap oldu o kayacı bir kadın. Kaya tuzuna döndü ha böyle un ufak oldu. Yapmayın böyle. Kovermayın kendinizi oğlum. Heh, Ömer, ne yaptınız? Gamze'den haber var mı? O pislik herif Gamze'yi kaçırdı abi. Karakoldan önünde bekliyoruz ama hiçbir haber yok. Ne diyorsun oğlum ya? Hangi adam? Kim? Oğlum, kim bu? Neyin nesi? Ay Allah ya oğlum. Ya ne zamandır var bu olay? Ya, niye haber vermediniz oğlum? Oğlum Ömer ya oğlum keşke bilseydin. Bak keşke söyleseydin gidip onu... Ne yapacaktın abi bilseydin? Benim yapamadığım neyi yapacaktın sen? Yapılacak bir şey vardı da ben mi yapmadım? Sen onu mu demek istiyorsun? Geldin işte karakola zaten. Ne yapsaydım ben başka? Öldürse miydim herifi? Tamam. Tamam Ömer ben onu demek istemedim. Ya özür dilerim. Halini düşünmeden böyle zevsek zevsek konuştum. Yok abi yok. Sen haklısın. Benim suçum. Benim zayıflığım. Oracıkta öldürecektim ben herifi. Not bırakmıştım biliyor musun? Bunu üstünde koklamak istiyorum diye. Benim karıma o herif parfüm almıştı. Peki ben ne yaptım? Şikayet ettim sadece. Bir korkak gibi. Küçük bir çocuk gibi. Gamze'nin hep dediği. Beni hep gördüğü gibi. Bir çocuk gibi mızmızlandım sadece. Ömer, Ömer kardeşim. Dur beni dinle, beni dinle bir. Bak, sen doğru olanı yaptın tamam mı? Senin bu abin senin yerinde olsaydı gider en yanlışını yapardı. Ondan sonra ortalığı birbirine katardı. Başını belaya sokardı. Ama bak sen Ömer olduğun için... Gidip en doğrusunu yaptın. Tamam mı? Polisi aradın. Ve bir yetişkin gibi davrandın. Bak öbürü çocukluk olurdu. Anladın mı? Kim var senin yanında? Hakan var. Sadık abi, Rahmi abi. Bir de o Sami Bey var. Polis, babamı tanıyan. O da sağ olsun yardımcı oluyor işte. Tamam, tamam. Sen şimdi orada bekliyorsun. Ben senin yanına geliyorum. Gamze'yi bulacağız. Hiç merak etme, ona hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Yok abi, gerek yok. Ben burada yalnız değilim. Sen babamın yanında kal. O nasıl bu arada? Babam iyi, tamam. Aslanlar gibi. Öyle olsaydı gelmezdim zaten. Tamam mı? Sen şimdi kendini topla. Ben geliyorum, tamam mı? Çıkıyorum şimdi. Hadi. Ne olmuş Gamze'ye Tahir? Baba, bak sen şimdi... Baba bak, üzülmeni hiç istemiyorum. Sorma, ne olur. Cevap ver bana. Ne olmuş Gamze'ye? Konuşsana oğlum. Gamze kaçırılmış baba. Ömer'in korktuğu başına geldi demek ki. Tamam hadi. Yürü ben de geliyorum. Hayır baba. Baba olmaz. Bak zaten üzülüyorsun. Bırak. Biz halledelim tamam mı? Yürü dedim oğlum yürü. Kızım da oğlum bu haldeyken ben oturup kendi acımı ağlayamam. Ben de geliyorum dedim. Baba hayırdır? Nereye gidiyorsunuz? Tahir bu yüzünün hali ne? Ne oldu bir şey mi oldu? Bizim acelemiz var kızım hadi hadi oğlum. Baba Nuriye Hanım'ı ne yapacağız? Yani nasıl yalnız mı bırakacaksın anlamadım bu haldeyken. Gitmek zorundayım neyse. Baba kadıncağıza ne diyeceğiz ya seni sorarsa? Hatice Hanım da çok iyi değil ben sana söyleyeyim. Ona emanet etmek istiyorsan bir daha düşün bence. Nisa bak Melek var. Sen de varsın idare edersiniz tamam mı? Hakan arıyor. Hakan mı? Niye arıyor seni gecenin bu saatinde? Tahir ne işler çeviriyorsun sen? Açmayacaksın o telefonu. Nisa saçmalama ya. Açmayacaksın. Dur. Telefonu açmayacaksın ya. Anlattım ben sana gerçeği hala onu mu destekliyorsun? Kimseyi anlamazsın. Kimseye anlayış göstermezsin. Bunu mu anlayacağını tuttu? Ya sabır ver şunu Nisa ya. Önemli bir durum var. Neymiş o önemli durum? Ya her şey seninle ilgili olmak zorunda mı? Bak Tahir. Cenaze evinde bağırtma beni. Neymiş o önemli durumu söyleyeceksin o zaman. Gamze'yi kaçırmışlar. Oldu mu Nisa? Tamam. Eda ne yazmaya karar verdin üniversitede? Ya ben hukuk istiyorum. Puanım yeterse tabii. Hmm. Sen? Ya ben doktorluktan vazgeçtim galiba. O kadar okumaya sabrım yok benim. Sen Nilüfer, yani olsa ne okumak isterdin? Bilmem, ben hiç düşünmedim üniversite. Ama psikoloji isterdim herhalde. İnsanları anlamanın daha iyi bir yolunu öğrenmek için. Çok güzel. Kimi mesela, babamı mı? Onu anlamak için.
Böyle bir 16 sene falan da okusam herhalde anlayamazsın. Bak bana. Hala anlamış değilim adını. Doğru söze ne denir? Al benden de o kadar. Bilmiyorum. Evet, biraz yapabilir zor. Miyim bilmiyorum. Zor tabii de. Ya Allah Allah. Nurhan mesaj yazmış. Ne olmuş? Erdem'le Nisa'nın çocuklarına sen bak bu gece diyor bana. Kötü bir şey mi oldu acaba? Ne oldu? Ben azıcık onu arayayım geleyim. Alo Şükran. Ha Nurhan mesajını görmemişim kusura bakma. Ne oldu kötü bir şey mi oldu? Şükran. Nurhan ne oldu sen niye ağlıyorsun? Sorma Şükran. Kardeşimi kaçırmış o herif biliyor musun? Ömerler falan hala karakolda. Bulamadılar da hala. Ne diyorsun sen Nurhan? Çok kötüyüz yani. Kapat tamam geliyorum hemen 10 dakikaya kapat. Ne olmuş ya? Gamze'yi kaçırmışlar. Aa! Ay! Ay kesin o sapı kaçırdı ya. Ya hapsedemediler şu adamı Allah kahretmesin. Pislik herif. Kim bu sapık? Sen tanıyor musun? Tamam. Tuvalete gidip geliyorum tamam. Telefonundan sinyal alınamıyor mu? Bir daha bir baksanız. Ömer Bey dediğim gibi telefon devre dışı bırakmış. Bu her kimse ne yaptığını biliyor. Yani yakalanması zor mu demek istiyorsunuz? Hayır sadece önceden planlanmış gibi duruyor. Ya durun durun bir dakika. Bir geri gelir misiniz? Bu mu? Yok benzetmişim. Devam edelim. Emin misiniz? Daha dikkatli bakın isterseniz. Hayır o değil. Nerede görsem tanırım ben o şerefsizi. Biz devam edelim. Vicdan. O da tanıyordu bu herifi. Belki bir şey biliyordur ya da bir şey hatırlar. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Neyse Gamze akıllı kızdır. İdare eder o manyağı. Ya zaten bu adamın derdi de zarar vermek falan değil. Saplantılı aşık işte. Ruh hastası herif, pislik. Ya kötü bir şey yaparsa? Sus, sus Şükran ya. Yok olmayacak öyle bir şey. Hah, Ömer arıyor. Aç. Alo Ömer. Ha, vicdan. Acil bir durum var. Gamze kaçırıldı. Biliyorum, biliyorum. Biz de zaten Şükran'la Gamze'lere doğru gidiyoruz şimdi. Vicdan, bu o adam. Eğer sen bu adam hakkında en ufak bir şey bile biliyorsan ne olur söyle bak. İsmi olur, adresi olur, mesleği olur, herhangi bir şey. Bir düşüneyim ama ismini bilmiyorum da. Peki, 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 peki. Herhangi başka bir şeyi böyle dikkatini çeken? Yani aslında tuhaf bir şey var. Ama hani işinize yarar mı onu bilemiyorum. Kolunda bir dövmesi vardı bu manyağın. Böyle küçük bir sonsuzluk işareti bileğinde. Sonsuzluk ve İlayda yazıyordu hatta. İlayda mı? Emin misin? Eminim, eminim. Kim bu zavallı kadın diye düşündüm içimden hatta kendi kendime. Tamam, sağ ol. Eğer yine bir şey hatırlarsan haber ver olur mu? Tamam, tamam. Merak etme. Hadi. Bileğinde başka bir kadının adı yazıyormuş. Muhtemelen orada takık. İlayda adı. İyi de birader bu bilgi bizim nasıl işimize yarayacak? İşte İlayda adında bir kadın şikayette bulunduysa eğer ya da uzaklaştırma emri çıkardıysa ne bileyim. Her gün kaç tane kadın başvuruda bulunuyor bir bilseydiniz. Genelde de eski eşi yüzünden. İşte tamam belki de eski eşinin adıdır. Ya da ne bileyim dövmeci dükkanlarını mı araştırsak? Belki bu dövmeyi yaptıran... Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir geri gelir misiniz? Bu o adam. Bu o adam işte. Tayfun Dündar, haklıymışsınız. Hakkında uzaklaştırma emri çıkarılmış 6 ay önce eski eşi tarafından. Adı İlayda Kandemir. Tamam, tamam. İşte adresi, telefonu var mı? Biz hemen bulabilir miyiz? Ömer Bey, biz halledeceğiz gerisini. Durmayın o zaman. Hala evrak işimi yapıyorsunuz. Ömer, Ömer. Hadi biz çıkalım. Memur beyler de vazifesini yapsın, değil mi? Özür dilerim. Hadi bilen. Özür dilerim. Hadi abi. Gel. Soyu sopu kuruyası ya. Bu gördüğümüzden başka ben de bir şey bilmiyorum. Aslında böylelerini öyle bir cezalandıracaksın ki... ...hani aklı başa gelsin diye. Evet. Ama siz hiç meraklanmayın olur mu? Yarına kalmaz
bizimkiler bulacaklar onu. Nasıl bizim kızımızı buldularsa Gamze'yi de bulacaklar. Siz bana güvenin. Fatma ablacığım yapma öyle. Üzülme, tamam mı? İnşallah. Ya tamam Vedat işte ya, kaldır şu. Bir kasaya mı bakıyorsun, bilgisayara mı ne bakıyorsan bir bak işte. Hayır bu adam eğer kredi kartıyla ödediyse hesap... Ha. Hayır biz ödeyemeden atmıştık değil mi adamı dışarıya? Üf, tüh. Yok yok tamam bir şey yok. Uyu sen. Rahatsız ettim ben seni gece gece. Kusura bakma. Sağ ol. Kusura bakmayın ya ben böyle gerilince ağzımı bozuveriyorum biraz. Biraz diyorsun. Baba, sen ne yapıyorsun burada? Ne demek ne yapıyorsun evladım? Nerede olacağım başka? Burada olacağım tabii ki. Oğlumun yanında. Gelinim de sağ salim bulunacak Allah'ın izniyle. Kimsenin şüphesi olmaz. Baba, adını adresini bulduk. Ah şükürler olsun. Ama bana hiçbir şey söylemiyorlar. Evladım polisler gerekeni yapar zaten. Olmaz baba. Ben eve gidip bekleyemem. Baba bak, bu eski eşi uzaklaştırma emri çıkarmış biliyor musun? Eğer ben o kadına ulaşabilseydim, bu adamın evde bulunmadığında nereye gidebileceğini, neler yapmaya muktedir olduğunu bir şey öğrenebilirdim. Onu tanıyor sonuçta. Ömer sabredeceğiz evladım. Elimizden bir şey gelmez. Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Dur ben bir Tahir'i Şükran sen istersen bir Tahir'i arasana. Şimdi bir gelişme olsa falan akıllarına en geç biz geliriz yani. Doğru. Ben Tahir'i arayayım. Bakalım ne olmuş. Efendim Şükran. Tahir çok büyük geçmiş olsun. Biz haber aldık hemen. Geldik de şey var mı bir gelişme? Neredesiniz? Ne oldu? Adamın kimliğini tespit etmişler. Polis peşinde yani. Kimliği tespit edildi yani. Bulmuşlar mı? Ne olmuş? Yok daha bulmamışlar. Annem gözünü seveyim azıcık bak Tuna mı uyanacak şimdi ne olur. Adı neymiş kimmiş bir sorsana. Tahir biz Fatma ablalarla birlikteyiz de adını soruyorlar. Bilmiyorum Şükran. Bilmiyorum ama bak bu büyük bir gelişme tamam mı? Hadi bak şimdi kapatmak zorundayım hadi. Ne diyor? Hah bak gördünüz mü? Kız kıvrak yakalanacak işte o. Görün bakın aynen. Allah'ım ne olursun ya Rabbim yakalansın bir an önce şu. Amin. Amin, amin, amin. Amin ya Rabbi. Elim çok acıdı. Kangren olmamı mı istiyorsun? Gevşetmemi mi istiyorsun? Evet. Lütfen, demen yeterli. Lütfen. Isırık al. Yok istemiyorum. Ha, üzgünüm o zaman aşkım. Sana yardımcı olamayacağım. Tamam, tamam. Neymiş efendim? Maymunların ormanını mahvediyorlarmış bunun içindeki yağ üretmek için. Ne merdim? Nefret ederdim. Ama sen seviyorsun belli ki. Oğlum çok sever. Oğlundan bahsetsene biraz. Çok tatlıdır. Bilgisayar oynamayı çok sever. Bana çok düşkündür. Ya en çok da onun için üzülüyorum zaten. Beni çok merak etmiştir şimdi. En azından bir telefon etmeme izin verseydin. Oğlun da senin kadar kurnaz mı? Sen beni aptal mı sanıyorsun? Hayır, sadece insan yerine koyup bir şey rica ediyorum. Anneyim ya. Ya korkuyor diyorum, anlamıyor musun? Çok mu düşünüyorsun sen oğlunu? O yüzden mi Salahan Tekin'i getirdin baba diye koydun başına? Ömer Salahan Tekin değil bir kere. Sen onu tanımıyorsun. Allah Allah. Nasıl biriymiş bu Ömercik? Senden bayağı bir genç. Orası kesin. Delirmiştir. Umarım karşılaşmazsınız. Peşinde olduğumu bile bile seni yalnız bıraktı. Bana o kadar da korkulacak biriymiş gibi gelmedi. Bence şu krem çikolata bile ondan daha erkektir. Umarım seni öldürmez.
Senin için adam mı öldürür? Bu kadar aşık ha? O kadar aşık. Ben de onun için öldürürüm. O kadar aşığım. Niye terk ettin o zaman? Geri zekalı olduğum için. Meğer ne büyük hataymış. Ben onsuz bir anım bile geçirmek istemiyorum artık. Onu ilk gördüğümde bunu ona söyleyeceğim. Görebilirsen söylersin. Bizi biz ayıramamışız. Sen mi ayıracaksın bizi? O seni hak etmiyor. Sen mi hak ediyorsun? Bak ne diyeceğim. Madem oğlunu sayıklayıp duruyorsun, onu da getirelim buraya. Ne dersin? Oğluma sakın dokunma. Onun bir suçu yok. Benim de yoktu. Ama bak yapayalnız bıraktılar beni. Oğlun da yalnız. Anne yok. Üvey baba desem polisçilik oynuyor. Bence oğlun da yalnız kalmak istemez. Ama şimdi çok uzak değil miyiz biz? Yani ben buradayım, o orada. Hem sonra gidersen ben de yalnız kalırım. Yok canım, alt tarafı Beykoz'dan Üsküdar'a gideceğim. Sen var ya, çok zeki bir kadınsın. Helal olsun. Helal olsun. Yeni yuvanın adresini biliyorsun artık. Aa. Bu zekayla bu telefonu baş başa bırakmayalım. Bak gördün mü? Ben ne dedim sana? Kamze kızımızı elimizden koymuş gibi bulacağız şimdi. Ha. Selamlar Reşat Hocam. Geçmiş olsun size de. Sağ ol iflasım. Sağ ol. Bir şey mi oldu? Maalesef kendi evinde değil. Ama elimizden geleni yapıyoruz. Tüm bilgiler elimizde. Girebileceği her yeri araştırıyoruz. Üzerine kayıtlı bir araç da var. Plakası elimizde. Benle paylaşmayacaksınız tabii değil mi? Neden yapmayacağımızı tahmin ediyorsunuzdur Ömer Bey. Başınızı derde sokmanızın eşinize bir yardım olmaz, inanın. Ben size yine bilgi vereceğim. Ama burada beklemenize gerek yok. Sağ ol. Sağ ol evladım. Sağ ol. Sağ ol. Kafayı yiyeceğim ben ya. Ben vallahi kafayı yiyeceğim ya. Git yat diyor resmen ya. Tamam Ömer. Ömer. Baba, baba. Bak bu Sami sana çok saygı duyuyor. Seni kıramaz. Bir de sen rica etsen. Evladım elinden bir şey geliyor olsa yapardı. Gelmiyor belli ki. İyi de baba. Abim tutuklandığında bu adam elinden de gelenin ötesini yaptı. Yardım etmişti. Sırf senin hatırın için. Hatırlasana. Baba, bana eski eşinin adresi lazım. Ne olur bak, tek çarem bu. Böyle elim kolum bağlı duramam ben. Ömer, kardeşim bak. Gecenin bu saatinde kocasından ödü kopan bir kadının evine gitmek yapma gözünü seveyim ya. Abi, Gamze değil yengem olsaydı seni durdurabilir miydi bu? Ya da ablam olsaydı baba? Nisa olsa da durdururdu. Eflasım. Çünkü bu bizim işimiz değil. Elimize yüzümüze bulaştırırız. Bekleyeceğiz Ömer, bekleyeceğiz. Emine kaçırıldığında beklememiştik ama. Kimse kusura bakmasın. Ben burada Ömer'e hak veriyorum. Ne yapacaksak bir an önce yapalım. İlayda Kandemir. Bana sadece adresi lazım. Tamam deneyeceğim ama söz vermiyorum. Hiçbir şey söylemedi onlara. Nereden biliyorsun evladım? Şimdi çıktılar da. Söylemedi çünkü eski kocasından deli gibi korkuyor. Hakkı da var zaten. Oğlum emin olamayız ya. Belki kadından bir şey öğrendiler, oraya gidiyorlar polisler. Sami Bey, kusura bakmayın. Rahatsız ediyorum ama bir gelişme var mı acaba? Bilmiyormuş. Korktuğu için susmuş olabilir mi? Bu durumda karakola götürülüp ifadesini alınması gerekmez miydi? Hayır, işinizi öğretmek için. Size de iyi geceler. Duydunuz işte. Ne yapacağız peki şimdi?
Ben gidip kadınla konuşacağım. Ya oğlum bir dakika dur. Polise bir şey anlatma. Sana niye anlatsın ya? Allah Allah. Bilmiyorum de... Siz kimsiniz? Polis misiniz? Sizi rahatsız etmek istemiyoruz. Kusura bakmayın ama... Bakın. Bakın. Kaçırılan kişi benim karım. Ben sizi anlıyorum. Siz korktuğunuz için polislere bir şey söylemediniz. Ben sizi anlıyorum. Ama yalvarıyorum. Bana yardım edin lütfen. Çünkü onu en iyi siz tanıyorsunuz. Ben sizin yüzünüzdeki korkuyu görüyorum. Siz benim yüzümdekini görmüyor musunuz? Üzgünüm ama ben bir şey bilmiyorum. 6 aydır görmedim ben onu. Görmek de istemiyorum. Ne olur gidin buradan. Polisi aramak zorunda kalacağım yoksa. Ara. Arasana hadi. Tehlike orada, benim karımın yanı başındayken sen git polislere beni şikayet et. Arasana hadi, ne duruyorsun? Ömer dur evladım, dur tamam. En azından nereye gidebileceğini söyleseniz bize. Bacım, bak senin çocuğun var mı? Gamze'nin oğlu var. Kaç yaşında çocuk, ne yaşıyor tahmin edebiliyor musun ha? Yok benim çocuğum. Niye yok biliyor musun? Çünkü sayesinde düşürdüm. Anlıyor musunuz şimdi niye ödüm kopuyor? Anlıyoruz. Çok da üzgünüz kaybınız için. Biz de aynı şeyi yaşadık. Biz de aynı şeyi yaşadık. Ve daha çok yine. Benim işim daha bunu atlatamadı. İlayla Hanım. Bakın ben çok çaresizim. Ben karımı koruyamadım. Anlıyor musun? Ben yalnız bıraktım onu. Bebeğimizi ben koruyamadım. Gamze'yi o adamdan koruyamadım. Sana yalvarıyorum. Sana yalvarıyorum lütfen. Bir şey yapmam lazım bu sefer. Ben karımı kaybedemem bu sefer, bir şey yapmam lazım. Sana yalvarıyorum yardım et, kaldıramam ben bunu. Tamam mı, anlıyor musun? Kaldıramam ben bunu. Tamam, tamam, tamam kardeşim topla kendini. Topla, topla. Keşke o şerefsizden korkacağın kadar Allah'tan biraz korksaydın ya. Bize yardım edebileceğin halde yardım etmediğin için biraz Allah'tan korksaydın ya. Tamam Taher. Tamam. Ama burada olmaz, içeri geç. Ne oluyor? Sadece ikiniz. Aurora siz geçin. Tamam, biz gidelim. Biz çıkalım biz. Gidelim. Hadi baba. Çıkalım yukarıda bir kere. Bir yere mi gidiyordunuz? Hayır, onları hazırda bekletiyorum. Olur da yerimi öğrenip kapıya dayanırsa diye. Yani kaçmak için yani. Ya da ben onu öldürmek zorunda kalırsam hapse girerken yanıma almak için. Şiddet mi görüyordunuz? Hayır. Bana bir fiske bile vurmadı. Çok daha beterini yaptı. Beni delirtmek için her an, her saniye aklımla oynadı. Her sabah birlikte öleceğimizi söyleyerek uyandırırdı beni. Ölü hayvan resimleri asardı salona. Vahşet belgeselleri izletirdi zorla. Bir kere sevdiği çikolataya laf ettim diye bütün kıyafetlerimi o çikolatadan sürmüştü. Duvarlara, yastığıma. Sabah uyandığımda her yer kapkaraydı. Saçlarım, yatağım, her yer. Evinde yokmuş. Nerede olabileceğine dair bir fikrin var mı kızım? Sadık. Hadi Rahmi abiyi al. Eve gidin bak, Nurhanlar da merak etmiştir. Çok geç oldu. Olmaz öyle şey. Ben damadımı yalnız bırakamam. Hem Kamze artık benim de kızım sayılır. Rahmi Bey, biz buradayız. Hadi siz gidin müstakbel nişanlınıza destek olun. Ha? Doğru diyorlar Rahmi amca. Biz gidelim, biz onları yavaşlatırız zaten. Hayır, bize ihtiyaçları olursa Tahir bize haber verir zaten. Değil mi biraderim? Aynen kardeşim, aynen. İyi peki. Fatma'ya da merak etmiştim zaten. Kim bilir ne haldedir, kara pahtım benim. Hadi, Allah yardımcınız olsun. Amin. Ben onu bırakıp geliyorum, telefonlarınıza bakarak olun. Çok zor lan. Vallahi. Yani benim başıma gelse... Gerçi Nisa bana kocası gibi değil de... sanki o manyakmışım gibi bakıyor ya.
Neyse. Eski iş yerine baktınız mı? Gerçi oradan ayrılalı epey olmuştu. Tayfun çevirmenlik yapıyordu. Ama iş yerinden atılmıştı. Yayın evinin sahibine tehdit dolu mailler atmıştı. Adam da şikayetçi olmuştu. Nerede bu iş yeri? Mecidiyeköy'de. Sami arıyor. Alo Sami evladım. Ne diyorsun? Arabanın yerini bulmuşlar. Terk edilmiş bir halde Beykoz'da. Ekipler etrafı arıyorlarmış. Sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun evladım. Sen bu yerin bana bir tam olarak tarif eder misin? Gözünüz aydın. Umarım bulursunuz. Bakın Beykoz çok büyük bir yer. Bizim işimize yarayacak bir şey, bir detaya ihtiyacımız var. Sağ ol evladım. Balık tutmayı çok severdi. Ara ara ortadan kaybolurdu. Bir balıkçı barınağı vardı. Bir gün takip edip bulmuştum. Neresi tam olarak? Hatırlamıyorum. Lütfen. İyi düşünün. Bakın tek başınıza gitmeyi düşünmüyorsunuz değil mi? Bakın Tayfun çok tehlikeli. Deli. Evet dayak atmaz ama direkt öldürür sizi. Bakın zaten çok vakit kaybettik. Ne olur artık ne biliyorsanız. Üçüncü köprüyü görüyordu. Böyle bir yokuşun sonunda karşılıklı barınaklar vardı. Sol tarafındaydı. Bu kadar hatırlıyorum. Umarım eşinizi bulursunuz. Ve umarım bu durumu atlatıp normale döner. Benim hala umudum var. Oğlumu aramama izin ver ne olur. En azından sesimi duysun. İyi olduğunu bilsin. Lütfen. Sen beni o kocan gibi saf belledin herhalde. Benim canımı sıkma. Yeter artık uyuyalım. Kaç saattir uyumadık ikimiz de. Bak gözlerin kıpkırmızı oldu. Tamam olur. Uyuyalım. Sen de mi uyuyacaksın? Evet. Koyun koyuna uyuyacağız seninle. Kokunu içime çeke çeke uyuyacağım. Bana şöyle bakma. Rüyalarda yapacağız o aklına geleni. Zorla değil. Henüz değil. Geç şunu. Bu ne? Sen uyumadan ben uyumam. İç şunu. Rüyalarda diyorum. Buluşacağız diyorum. Ha? Aç. Benim tuvalete gitmem lazım. Çok sıkıştım. Kaç saattir buradayım. Aşkım. Onlar yemez ama başka bir şey bul bana. Ha? Ya tamam içeceğim. Sonra zaten ben bir yerde uyur kalırım. Sen de beni bulursun. Yani ben istesem de bir yere kaçamam ki zaten. Değil mi? Güzel. Aç ağzını. Yut bakayım. Yut, 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 yut. Ha. Aç bakayım ağzını. Aç, aç, aç. Dilini göster, dilini. Güzel. Hadi, tamam hadi. Hadi aç beni, gitmem lazım. Buraya mı içeyim istiyorsun? Yürü hadi. Beraber gideceğiz. Yok ben senin yanında yapamam. Yani istesen de hayatta yapamam. Bakmayacağım. Dinleyeceğim sadece. Pislik. Efendim? Gel. Burası. Kapı açık kalacak. Arkamı dönüyorum. Hadi çabuk ol.
kessin. Amma tutmuşsun be hayatım. Keşke daha önce söyleseydin. Hallederdik. Kıyamam ben sana, kıyamam. Kıydın ama. Bak bayağı da tutuyorum. Hadi ama çabuk ol bak, dönüyorum arkamı. Bir saniye. Yıkadın mı ellerini? Yıkadım. Ama sabunlamadım. Sen sabunlamak ister misin? Ne geçiyor kafanda? Şimdi kirli ellerle mi yanına uzanayım? Suyu aç. İyi mi öyle? İyi. Sonra saçını da yıkayalım mı? Olur. Yıkarız tabii. Havlu nerede? Havlu. Arkasında mı var acaba? Benim yerim içeri. Allah'ım dilerse! Ömer. Oğlum emin misin sen kadının burayı tarif ettiğine ya? Eminim, eminim. Verdiği adres burası. Ya abicim, burada bir sürü barınak var. Biz hangisinde olduğunu nereden bileceğiz ya? İşte köprüye bakan barınaklardan biri demiştin. Tamam, orada da bir sürü var. Ya tamam oğlum, az konuş ya. İşte oradakilerden birine soracağız, öğreneceğiz adamın yerini. Hadi. Gerekirse hepsine tek tek bakacağız, hadi. Oğlum ne yapıyorsun? Ya baba bu şerefsizin eli boş değildir ya. Buraya böyle elimizi kolumuzu sallaya sallaya geldik. Sakata gelmeyelim. Yaşandı daha önce bu. Bir önce bulalım da odunla yetinecek değilim zaten. Doğru diyor. Hadi hadi. Hadi gidelim. Bir şey söyleyeceğim. Bence dağılırsak daha hızlı buluruz. Doğru diyor. Baba, siz abimle şu barınağa bakın. Hakan, biz de buna bakalım. Bir şey görür görmez bağıracağız, tamam mı? Tamam. Hadi. Dikkatli olun oğlum. Siz de baba. Hakan dur, Hakan dur. Korkma bey amca, korkma. Bak ben karımı arıyorum. Bu barınaklardan birinde olabilir. Bak resmi var bende. Bak. Onu gördün mü? İyi bak. Bir düşün. Bugün senin dikkatini çeken bir şey oldu mu? Bir şey gördün mü? Görmedim. Tayfun diye birini tanıyor musun peki sen? Tanırım. İyi çocuktur. Getirir hep bana. Nerede şimdi o? Başı dertte mi yoksa? Siz kimsiniz? Neden arıyorsunuz Tayfun'u? Tamam. Bir sakin ol ya. Allah Allah. Tayfun bize kasa kasa itti, sipariş etmişti. Tamam mı? Biz şimdi onu getirmeye geldik ama ulaşamıyoruz. Herhalde uyuyakaldı. Telefonunu da açmıyor. Nerede sence? Buralarda zengin adamın ne iş olur? Evindedir o. Evi nerede peki? İleride ince uzun bir taş ev var. Önünde kurutulmuş balıklar var hep. Şişeler nerede? Kamyonda mı? Aynen. Ben şey yaparım, dönerken sana bırakırım, tamam mı? Hadi. Sağ ol amca. Sakın unutmayın ha. Kaç şişe vardı yanınızda? Tamam, ben getireceğim sana. Sen yat, keyfine bak. Hadi sağ ol. Hadi. Baba, kimse yaşamaz burada. İyi baktın mı çocuk? Baba, ufacık yer... Anam! Ne oluyor oğlum? Baba, fare. Fesubhanallah.
Yaklaşma bana. Bu nasıl bir manyak ya? Her tarafta balık kuruları falan. Bir de ayyaşları besliyormuş. Ya oğlum. Burada birkaç tane ev var lan. Hangisinde acaba? Ya bir sessiz olun, ne olur ya. Hiçbir yere gidemeyeceksin. İstediğin kadar bağır, çağır, çığlık at. Hiçbir yere gidemeyeceksin. Beni öldürsen de sen de buradan çıkamayacaksın ölene kadar. Buraya gel. Getir o telefonu. Ya Ömer. Oğlum sessiz almadın mı telefonunu? Uyanacak herif şimdi. Gizli numara diyor. Aç aç. Ömer. Ömer duyuyor musun beni? Ömer. Gamze. Alo. Beykoz Bakan Bey evdeyim. Gamze sesin kesik kesik. Allah'ım çekmiyor. Ömer. Gamze sesini duyamıyorum. Duyuyor musun beni Ömer? Alo. Geliyor mu sesim? Alo. Gamze bak buradayız. Biz evi bulmak üzereyiz tamam mı? Çok az kaldı sevgilim. Alo. Gamze. Bırak. Bırak beni Allah'ın cezası bırak. Sen iğrenç bir herifsin. Pisliksin. Senin hiçbir kadınla hiçbir şansın olmayacak. Duydun mu beni? Pislik. Bir daha söyle. Duymadım ha. Bir daha söyle. İğrenç bir herifsin diyorum. Zavallının tekisin. Allah senin belanı... Ne dedi oğlum? Anlamadım baba. Telefon çekmiyor. Ama telefona ulaştığına göre belki de kaçmıştır. Kuru balıklar. Ömer, Ömer, kuru balıklar. Burada, burada. Ömer yavaş ol, yavaş. Çok dur, yavaş. Yavaş Ömer. Dur Ömer, Ömer dur. Böyle olmaz evladım. Baba bırak karım içeride. Ne yapıyoruz oğlum? Öylece dalıyor muyuz yani? Aynen öyle yapacağız. Yavaş ol, yavaş. Buradayım Gamze. Buradayım Sevgi. Seni bir daha hiç bırakmayacağım. Bir daha hiç ayrılmayacağız. Gamze. Ben baba olmak istemiyorum. Ben sadece seni istiyorum. Ben seni mutsuz ediyorum. Etmiyor muyum Ömer? Sen benim tek mutlu olma şansımsın Gamze. O zaman gidelim buralardan. Çok korkuyorum. Korkma. Bize kimse bir şey yapamaz. En sevdiğim balık ne? Benim uskumru. Sen kesin fener balığı seviyorsundur. Pahalı zevklerin vardır senin. Babacığım. Birazdan ağrı kesici veririm. Keşke yapmasaydın. Oğlunun iyiliği için keşke rahat dursaydın. Oğlumdan uzak dur. Oğluna bir şey yapmayacağım. Ama senin için aynı sözü veremem. Çünkü bende umut bırakmadınız. Ne sen, ne İlayda. Hiçbiriniz. Gelecekler, bulacaklar seni. Yakalayacaklar. Bir daha hiçbir kadına böyle bir şey yapamayacaksın. Çekeceksin cezanı. Olsun. 5 sene daha yatar çıkarım. 5 sene dediğin nedir ki? Hem hapishanedekiler sizden daha çok seviyor beni. Hep bağırlarına basıyorlar. Hem bağırlarına basıyorlar. Hem de... Bakma bana. Bakma öyle. Dikkat edin evladım, dikkat edin. Adam manyak. Silah, tüfeği falan vardır. Hakan, Hakan gel. Git
kapı. Kilitle. Kıralım camı. Olmaz. Gamze'ye zarar verebilir. Ya saçma sapan konuşma. Başka şansımız mı var? Çok hızlı olmamız lazım o zaman. Açıl. Açıl baba. Gamze! Gamze geldik buradayız. Hakan, Hakan yardım et. Bekle, bekle. Dikkatli olun tamam mı evladım? Tamam Ömer, dur. Aman dikkat edin evladım, dikkatli olun. Yavaş. Yavaş, yavaş. Dikkat edin çocuğum. Sola girdiler. Siz arkadan gidin baba. Tamam. Gamze! 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 Yaklaşırsanız öldürürüm. Çek elini, dokunma ona sakın. Ömer sen gelme. Sen gelme buraya. Bırak gitsin. Bırak gitsin. Sana hiçbir şey yapmayacağız. He. He hep öyle derler zaten. Ben de derim ki daha ne yapacaksınız ha? Evladım bırak o bıçağı. Bak yakma kendini. Bak burada kaçacak hiçbir yerin yok. Söz veriyoruz sana hiçbir şey olmayacak. Hiçbir zararımızı dokunmayacak. Ben de söz veriyorum. Ben de söz veriyorum. Artık bitti. Gamze! Gamze! Gamze kızım. Kızım. Kızım babacığım, evladım. Babacığım. Kızım. Ömer yeter Ömer. Ömer! 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 Gel buraya. Bırak! Ne yaptın? İyiyim. Bir şey yaptın değil mi? İyiyim. Çok korktum. Çok korktum. Sana bir şey olur sandım. Sakın bir daha bırakma beni. Duydun mu? Sakın bırakma beni. Bırakmayacağım. Sen hiçbir yere gitmeyeceksin. Gitmeyeceğim. Aklımı yitirecektim Gamze. Aklımı yitirecektim. Allah Allah. Çok korktum çok. Geçti. Geçti. Değil mi? Bitti. Ya beni hiç bulamayacaksın sandım biliyor musun? Bulduk. Bulduk seni. Sen sakın bir daha beni dinleme. Sen sakın razı olma tamam mı? Sakın razı olma. Seni sen de bırakmayacağım. Geçti gitti tamam mı? Buradayım. Birlikteyiz. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Polis geliyor. Sakın sakın senin yemin ediyorum beynini patlatırım ha. Dua et polisler gelsin yoksa elimde kalırsın. Yat lan yere yat. Tahir, lan. Nisa arıyor lan, açayım mı? Aç, aç. Emin misin abi? Ya kötü bir şey derse? Vallahi benim kalbim kaldırmaz artık ya. Oğlum demez. Bu haldeyken kardeşim asla başka bir şey demez. Ya oğlum emin misin bak? Aç artık telefonu. Öldü herkes meraktan. Tamam. Açıyorum. Alo. Hakan. Ya Allah Allah, neredesiniz? Babamı aradım, ulaşamadım. Ömer'i aradım, ulaşamadım. Açmadı. Tahir de açmadı. Kafayı yedik ya burada meraktan. İyiler mi? Bana iyi olduklarını söyle ne olur. Gamze iyi mi? Reşat iyi miymiş? Yani hepsi iyiler miymiş? Nisa, Gamze'yi bulduk. Gayet iyi durumda. Bak, Ömer'in, Tahir'in selam var. Babam hatta el sallıyor. Sallamıyor. Gerçi onu ben uydurdum. Ulan sana çok şükürler olsun yarabbim. Şükürler olsun. Melek, şükranları nuranları ara. Koş. Hadi canım. Hadi. Yakaladık o şerifsizi Nisa bak. Vallahi şu an ayaklarımın altında. Gamze de iyi. Tamam mı? Hiç merak etmeyin siz. Her şey yolunda. Hakan. Bak doğruyu söyle. Herkes iyi değil mi bak? Kimseye bir şey olmadı değil mi? Yok. Kimseye bir şey olmadı. Ha, beni soruyorsan yani ben de iyiyim. Ay, tabii ki soruyorum. Aa, niye sormayayım ya? Ne bileyim ya, öyle dedin ya. Hakan. Yani ben onu seninle... Tabii ki ölmeni istemem. Tövbe estağfurullah, Allah korusun olur mu hiç öyle şey? Ölmemi istemezsin, değil mi? Hayır. Ama... Yanında da istemezsin beni. Senden uzağa gideyim istersin. Ay biz niye şimdi bunları konuşuyoruz Hakan?
Aa, adreninden kafayı yedin herhalde sen. Ya ne olur sanki iki çift güzel bir şey söylesen ya. Hayır, ölmeden önce şu kulaklarım şöyle güzel bir şey duysa senden ya. Tamam, ben şu polisleri gidiyorum. Yedin Mustafa. Uzatma lütfen. Hadi, hadi gelin bir önce hadi. Doğru söyledin. Beni de merak ettin değil mi? Ha? O yüzden soruyorsun. İyi miyim, değil miyim? Ha? Hadi itiraf et. Gamze! Hakan! Ne oldu? Aa! Hakan! Hakan! Alo, alo ne oldu Hakan? Baba! Baba ambulansı çağır. Hakan, Ömer bir şeyler yap. Hakan, Hakan dayan. Alo, dayan, ambulans dayan. Lazım bize. Çok acil yaralımız var. Beykoz'da, deniz fenerine bakar. Hakan, kardeşim. Ne oldu? Ne oluyor? Bir şey değil, alo. Alo, Hakan. Hakan dayan. Evet, Hakan dayan. Dayan, hadi. Bırakma kendini, tamam mı? Dayanmaya çalış Hakan. Hakan, bırakma kendini. Hakan, evladım ambulans yolda geliyor. Dayan, az kaldı. Dayan, bak hepimiz yanındayız. Merak etme. Hakan, sakın bırakma kendini, tamam mı? Hakan. Nisa. Nisa dayandı mı? Bırakma kendini Hakan. Hakan! Hakan! Alo! Alo! Ne oluyor? Ne oluyor Çiçek? Ne oluyor kızım? Kimse duymuyor mu? Alo! Reşat!